Bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Zeka hepimizde belli bir ölçüde, yani niceliksel oranda doğru bir kullanım var. Dinamik, canlı demek, durağan olmayan demektir, doğru. Uzmanlar zekanın toplum içinde çan eğrisi şeklinde dağıldığını, yani oranlı olarak bölündüğünü, bakın dağılıyor zaten çan eğrisi şeklinde, yani ortalamayla. Bu da doğrudur. Dörde baktığımız zaman %2,14'ünü oluşturan zihinsel engelli bir kesim diyor arkadaşlar. Fakat farklı özellikler taşıyan bütün demiş ama kesim farklı özellikler taşıyan bir bütün anlamına gelmiyor. Kesim bir parça bölüm anlamına geliyor. Haliyle dörtte bir yanlışlık yapılmış. Beşe baktığımız zaman da ancak bu %2'lik dilimdeki, yani belli ölçülere göre oluşmuş bölüm doğru. Burada kesimde bir yanlışlık yapıldığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Toplumun %2,14'ünü oluşturan zihinsel engelli bir kesim, yani bir bölümdür, bir bütün değildir. Cevap bundan dolayı D seçeneği olur. Bu parçada altı çizili sözle Yakup Kadri'nin vurgulanmak istenen yönü aşağıdakilerden hangisidir? Yakup Kadri hayat ile bağı olan başarılı bir roman yazarıdır. Bu başarısı hayatla kurulan bağı kuvvetlendirdikçe artmıştır. Hayatı acı ve tatlı yanlarıyla ortaya koymuş, betimlemek ve duyurmak istediklerini hayal dünyasının kapısını kilitleyerek okuyucuya aktarmıştır. O, yüzünü hayata dönmüş, dürbünlerini gerçeğin üzerinde gezdirmiştir. Kurgunun sınırlarını zorladığı, eserlerini yazarken gerçek anlamlı sözlerden yararlandığı, romanlarında gerçek dışı unsurlara yer vermediği, konu seçiminde okuyucunun daha etkileneceği konulara ağırlık verdiği, eserlerinde oyuncunun hayal dünyasından sıyrılıp gerçeğe dönmesini sağladı. Arkadaşlar, duyurmak istediklerini hayal dünyasının kapısını kilitleyerek okuyucuya aktarması demek, romanlarında tamamen gerçekçi olması demek, gerçek dışı hayali öğelere yer vermemesi anlamına gelir. Dolayısıyla da parçamızda altı çizili sözle, yani hayal dünyasının kapısını kilitlemek sözü ile Yakup Kadri'nin romanlarında gerçek dışı hayali unsurlara yer vermediği çıkarılır. Cevap C seçeneği olur. Eserlerindeki karakterlerin hayatın içinden fırlayan tipler olduğu hemen anlaşılırdı. Bazen karşımıza saplantılı, bazen inzivaya çekilmiş bir tip olarak çıkan karakterlerin konuştuğu dil de senin, benim, hepimizin konuştuğu dildir. İşte onun eserlerini kitaplığımızın baş tacı yapan da bu özelliğidir. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Tüm yazdıkları bir tekrardan ibaret olan yazarların eleştirilere de tahammülleri yoktur. Sabit fikirli ve ben merkezli bir anlatım okuyucuya hiçbir şey kazandırmaz. Bakış açısını değiştiremeyen, günün kendisine gösterdikleriyle yetinen yönetmenlerin çektiği filmlerle karşı karşıyayız. Taviz vermediği tek konu, eserlerinde işlediği konunun hep Anadolu ve Anadolu insanının dramı olmasıydı. Son kitabındaki içine kapanık, iletişimi zayıf insan tipolojisi son dönem eserlerinden bu kitabını ayırıyordu. Saplantılı demek herhangi bir noktaya odaklanıp değişime, yeniliğe açık olmamak, takıntılı olmak demektir arkadaşlar. Ve buna benzer bir ifadenin de kullanımında B seçeneğinde sabit fikirli ve ben merkezi bir şekilde olduğunu görmekteyiz. Değişime, yeniliğe kapalı bir anlayıştır saplantılı olmak. Burada da sabit bir fikre değinilmiş zaten. Cevabımız B seçeneği. Yukarıda verilen 2 numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım birlikte. SARS-CoV-2 çok yeni bir virüs olduğu için enfeksiyon geçiren kişilerde bağışıklık kurmasının ne kadar süreceği henüz tam olarak bilinmiyor. İyileşmiş kişilerin bağışıklık tepkileri araştırılarak bu sürenin ne kadar olduğu tahmin edilmeye çalışılıyor. A'da birinci cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir durumdan söz edilmektedir diyor ama 2'de çelişen bir durumdan söz edilmiyor arkadaşlar. Birinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir. Hayır, burada bir neden araştırıldığını görüyoruz. B de doğru değil. Birinci cümledeki durumun iyileşmiş kişileri nasıl etkilediği açıklanmaktadır. Yine buna da değinilmediğini görüyoruz. Bunu da söylemeyiz. Çünkü İyileşmiş kişileri nasıl etkilediği ile alakalı herhangi bir bilgi görmüyoruz. Sadece bir
tahminin üzerinde durulduğu ile alakalı bilgi var. Birinci cümlede belirtilen durumun insanlarda ne gibi farklılıklara neden olduğuna değinilmiştir. Bir farklılık yok arkadaşlar iki numaralı cümlede. Birinci cümlede belirtilen olumsuzluğun nasıl önlenmeye çalışıldığı anlatılmıştır. Arkadaşlar buradaki virüsün olumsuzluğuna 2'de değinilmiştir ve bunun nasıl önlenmeye çalışıldığı, buna nasıl tedbirler getirilmesi gerektiği ile alakalı iyileşmiş kişilerin bağışıklık tepkileri araştırılarak bu sürenin ne kadar olduğu tahmin edilmeye çalışılıyor şeklinde bir vurgu olduğunu görüyoruz. Yani burada tepkilerin araştırılması gerekmektedir. Kimlerin? İyileşmiş kişilerin ve bu sürenin de ne kadar olduğu yine tahmin edilmeye çalışılıyor diyor. Yani iki numaralı cümleyle ilgili söyleyebileceğimiz yargımız E seçeneği olur. Bu cümlede çocuklarla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Çocuğun kendisine karşı olumlu bir benlik kavramı geliştirmesi ve benlik saygısının yüksek olması için çocuğun içinde bulunduğu ailede kişiler arasındaki ilişkilerin güven verici, saygı, sevgi, hoşgörü ve esnek bir yaklaşımda olması gerekir. Çocuğun yaşadığı çevreye kendine ait hissedebilmesi için benlik duygusunun gelişmesine ihtiyaç duyduğu, aile içi iletişimi zayıf olan çocukların hoşgörüden yoksun oldukları, çocuğun olumlu duygularının gelişmesinin ön koşulunun anne baba ilgisinin olduğu, bir çocuğun kendisine saygısının yüksek olabilmesi için aile içinde aynı davranışlarla desteklenmesi gerektiği, çocuğun aile yapısının sahip olduğu saygı, sevgi gibi duyguların çocukların bilişsel gelişiminde önemli olduğu. Aslında seçeneklerimizdeki tüm cümleler doğrudur ve parçamızda aslında anlatılmak isteniyordur. Fakat özellikle asıl anlatılmak istenen ana düşünce yani temel vurgu bir çocuğun kendisine saygısının olabilmesi için ailesinin içerisinde anne baba tarafından da aynı davranışlarla pekiştirilmesi yani desteklenmesi gerektiğidir. Bunu nereden alıyoruz arkadaşlar? Bakın çocuğun içinde bulunduğu ailede kişiler arasındaki ilişkilerin güven verici, saygı, sevgi, hoşgörü ve esnek bir yaklaşımda olması gerekir cümlesinden D seçeneğine doğrudan zaten ulaşabilmekteyiz. Doğru cevabımız D olmalıdır. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Evrenin başlangıcını ve zamanla gelişimini açıklayan kozmolojik model büyük patlama olarak adlandırılır. Bu modele göre gözlemlediğimiz evren yaklaşık 13,8 milyar yıl önce meydana gelen büyük patlamanın sonucudur. Bakın arkadaşlar burada büyük patlamaya da daha çok bilinen ismiyle Big Bang teoreminden bahsedilmiş. Anlamca cümlelerin en iyi şekilde, en doğru biçimde birleştirilmiş hali ise şu şekilde olacaktır. Büyük patlama olarak adlandırılan evrenin başlangıcını ve zamanla gelişimini açıklayan kozmolojik modele göre gözlemlediğimiz evren yaklaşık 13,8 milyar yıl önce meydana gelen büyük patlamanın sonucudur. Yani gördüğünüz gibi hem tüm kelimeleri kullanıp hem de doğru bir anlatımla E seçeneğindeki cümleler iki cümlenin birleştirilmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevap bundan dolayı E olacaktır. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? Arkadaşlar vücudumdaki kelimesine baktığımız zaman kelimemizin kökü vücuttur. Burada sesiyle başlayan bir ek geldiği zaman T harfinin D'ye döndüğünü görüyoruz. Yani ünsüz değişimi. Bir diğer ismiyle ünsüz yumuşamasına örnek var. Tıpkı dayanağı kelimesinde, tıpkı olmadığı kelimesinde olduğu gibi. Ünsüz yumuşaması var parçamızda. Devam ettiğimizde yansıtmıyor kelimesine dikkat edelim. Yansıtmıyor da yansıtmak ma eki gelmiş arkadaşlar. Burada yansıtmıyor değil yansıtmıyor oluyor. Çünkü A harfi daralıp I oluyor arkadaşlar. Yor ekinden önce. Yani ünlü daralması da var. Parçamızda ses olaylarından ünsüz yumuşaması ve ünlü daralması var. Cevabımız A seçeneği oluyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi bir varlığın kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu bildiren bir ek almıştır? Bilim insanları diyor binlerce heyelanlara, yanardağların ve tsunamilere. Arkadaşlar bakın burada iyilik ekini soruyor soru kökümüzde bize aslında. Bir de bir numaralı sözümüze baktığımız zaman bilim insanları diyor. Burada insanları bilime ait yani iyilik insanları tamlanan
Tamlanan eki yelik eki olduğu için burada lerlar eki tamlanan eki olduğu için insanlar da tamlanan olduğu için cevabımız A seçeneği 1 olmalıdır. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Ortaya koymak yüklemdir sevgili arkadaşlar. Ne ortaya koyuyor ya da kim ortaya koyuyor? Son araştırmalar, özne. Peki neyi ortaya koyuyor? İklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığının arttığını, buzulların eridiğini, deniz seviyesinin yükseldiğini. Neyi sorusuna cevap verdiği için bu da belirtili nesne olacaktır. Yani sırasıyla özne, belirtili nesne ve yüklem olduğu için de cevabımız C seçeneği olur. Bu cümlenin belirtili nesnesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar özetlemiştir yüklem. Kim özetlemiştir? Maslow özne. Neyi özetlemiştir? Bir çocukta büyüdükçe gelişen güven duygusunun temelde ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu ve duygusal ihmal ya da duygusal istismar sonucu karşılanmadığı takdirde bir insanın gelişimi açısından nelere mal olabileceğine dair düşüncelerini. Altını çizmiş olduğumuz komple ilk 4 satır neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne durumundadır. Mesela B seçeneğinde sıfat fiil diyor arkadaşlar. En an eki burada sıfat fiildir. Sıfat fiil ekidir. Gelişen kelimesi sıfat fiil olur. C seçeneğinde edat diyor bakın arkadaşlar ne kadar kadar burada edattır. Da derken ya da derken zaten burada da ekinin bağlaç olduğunu görüyoruz. Ve büyüdükçe, dıkça, dikçe, dükçe eki burada arkadaşlar bir zarf fiil ekidir. Bu da zaten kelimemizin zarf fiil olduğu anlamına gelir. Belirtili nesnede isim fiil yoktur. Cevabımız A seçeneği olur. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Dostlarımın çoğu derken zamirdir arkadaşlar. Bazıları, kimileri ve birçoğu da belgisiz zamirdir. Bütün dostlarım derken bunun bir tamlama olduğunu görüyoruz. Dostlarım isimdir. Bütün dostlarım dediğimiz zaman ismin önünde olduğu için bütün burada zamir değil, belgisiz sıfattır. Cevabımız E seçeneği olur. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Herkes derken sevgili arkadaşlar herkes bir zamirdir. Kişi onu sağabildiği kadar edattır. Devam ettiğimizde kendine bir yer bakın burada sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Yer bir yer derken belgisiz bir sıfattır. Bir üç sıfat olur. Nasıl gerçekleştirmelidir şeklinde fiilden önce geldiği için de 4 numaralı kelimemiz yani nasıl kelimesi zarf olur. Sırasıyla zamir, edat, sıfat ve zarf olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar A seçeneğine baktığımız zaman birinci cümlede sıfat fiili kullanıldığı ile alakalı bir bilgi var. Bakın burada bulunan derken an eki sıfat fiil ikidir doğru. C'ye bakalım. Üçüncü cümlede bağlaç bulunmaktadır. Sevgili arkadaşlar, önlerinde ve ellerinde ölçüm için kullandıkları aletler var derken V'nin bağlaç olduğunu görüyoruz. Dördüncü cümlede zarf fiil kullanılmıştır diyor D seçeneğinde. Bu çizimler tek tek incelendiğinde aletlerin kağıda büyük bir doğrulukla aktarıldığı saptanmıştır. Arkadaşlar bakın burada dik dık incelendiğinde derken zarf fiil kullanıldığını görmekteyiz. Beşinci cümlede edat bulunmaktadır diyor. Bakın burada için doğru. İkinci cümlede isim fiili kullanılmıştır diyor. Fakat isim fiil bulunmamaktadır sevgili arkadaşlar B seçeneğinde. Bu yüzden cevap B olacaktır. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? A seçeneğinde zan edildi, B seçeneğinde görebilirsiniz, C seçeneğinde kabul edilir, D seçeneğinde tercih ederler, E seçeneğinde de tahmin ediliyor. B, C, D ve E seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı bulunmamaktadır. A seçeneğindeki zan edildi şeklinde yazılmaz arkadaşlar. Bunun doğru yazımı zannedildi şeklinde olmalıdır. Hatta burada N harfi bir ünsüz türemesine de sebep olacaktır. Birleşik yazılır. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmanın okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? TÜBİTAK'ın
doğru yazılmıştır sevgili arkadaşlar. Unutmayalım, kısaltmanın okunuşuna göre uygun bir ek getirilmek zorundadır. Yine mesela şöyle bir örnek vereyim, anlayacağız. Türk Dil Kurumu'nda şeklinde olmayacak. TDK'de, yani kısaltmanın okunuşuna uygun bir ek getirilmesi gerekir. Doğru. İETT'nin, doğru. BOTAŞ'ın, yine doğru. İŞKUR'da şeklinde gelmiş. Burada N harfi fazladan yazılmış arkadaşlar. Çünkü önemli olan bizim için kısaltmanın okunuşu. Bu yüzden doğrusu İŞKUR'da şeklinde olmalıydı. Cevabımız B seçeneği olur. Bu parçada parantezle belirtilen yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirmelidir? Bakın, bir cümle verilmiş arkadaşlar. Bir alıntı verildiği için burada bir kişinin ifadesi geçtiği için tırnak işaretiyle başlaması lazım. Tiyatro öldüğü nokta yine tırnak işaretiyle kapatılması gerekmektedir. Yani ilk iki ayraçla belirtilen yer tırnak işaretiyle dolmalıdır. Devam edelim diyerek, insanların içini karartanlara kızıyorum. Tiyatro ölmez, sanat ölmez. Mesela 3'te nokta getirilmiş arkadaşlar. Fakat eğer ölmezden sonra nokta getirilse sanat büyük harfle başlamalıydı. Bu yüzden buraya virgül gelecek. Devam ettiğimizde, örneğin son zamanlarda birkaç tane iyi roman çıkmasa romancılık öldü, artık kitap okunmayacak nokta mı diyeceğiz dedikten sonra da arkadaşlar soru anlamı verdiği için soru işareti getirmelidir. Yani sırasıyla iki tane tırnak işareti, virgül, nokta ve soru işareti getirilmelidir. Cevabımız da D seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Bir iş yaparken önemli olanı gözden kaçırmamak o işi kısa sürede bitirmekten daha iyidir. Bakın, burada virgülden öncesi kısım öznedir sevgili arkadaşlar. Yani özne ile yüklemi birbirinden ayırmak için burada virgül kullanılmıştır. Bunun benzeri D seçeneğinde gözüküyor. Baktığımızda kuşlar ve diğer hayvanlar tarafından düşürülen incir tohumlarının bir kısmı. Bakın, bu bir öznedir. Virgül, ağaçların dallarında biriken çürümüş yaprakların ve yosunların üzerinde kalıyor derken özneden sonra yine virgülün olduğunu görmekteyiz. Cevap bundan dolayı D seçeneği olur. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar, A seçeneğinde kişileştirmeye yer verilmiştir diyor. Bakın, eski tarz kül rengi takım elbisesinin içine elbiseyi tebessüm eden aynı kumaştan yelek giymiş. Burada tebessüm etmekle cansız bir varlığın kişileştirildiğini görüyoruz. A seçeneği doğrudur. B'ye baktığımızda birinci kişili anlatım kullanılmıştır. Zaten mesela karşı masada oturan çift dikkatimi çekiyor derken bunun direkt birinci ağızdan anlatıldığını görüyoruz. C seçeneğinde karşılaştırmadan yararlanılmıştır diyor. Sevgili arkadaşlar, bu çift lokantada oturan diğer çiftlere göre derken bu çift ile diğer çiftlerin karşılaştırıldığını görüyoruz. Benzetme yapılmış mı? Yapılmış. Yaşlı kadının pamuk saçları. Bakın, kadının saçları pamuğa benzetilmiş. Parçamızda örneklemeye başvurulmamıştır. Cevabımız E seçeneği olur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Adalar İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nin maviliklerinde bir grup yeşil tepecik halinde yükselmektedir. İstanbullular için önemli bir kaçış noktası olan adalar, İstanbul sınırları içinde olsa da şehrin hayhuyundan uzak, seçkin bir yazlık ve halka açık bir piknik yeri olarak işlevini sürdürüyor. Bu nedenle yaz ve bahar aylarında çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Osmanlılar devrinde de en gözde mekanlardan biri olan adalar, tüm sıcaklığıyla insanları kucağına açmıştır. Fakat havalar soğuyup okullar açılınca geride bir avuç insan kalıyor. Ancak yerleri hiç terk etmiyor, yaz ve kış yaşıyor adalarda. Sevgili arkadaşlar, bakın, parçamızın tamamına baktığımız zaman adaların nasıl bir yerleşim yeri olduğu ile alakalı bilgilerin olduğunu görüyoruz. Mesela ikinci cümlemizde yaz ve bahar aylarında çok sayıda ziyaretçi çektiği ile alakalı bir vurgu var. Bundan sonra üçüncü cümlede ise çok farklı bir bilgi verilmiş. Osmanlılar dönemine ait bir bilginin verildiği görülüyor ve Osmanlı'da en gözlü mekanlardan biridir diyor adalar için. Dolayısıyla burada bir düşüncenin akışında bozulma meydana geliyor. Şimdi 2'yi okuduktan sonra zaten 4'ü okuduğumuzda 3'ün düşüncenin akışını bozduğunu bir kez daha göreceğiz. Deneyelim birlikte. Bu nedenle yaz ve bahar aylarında çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Şimdi 4'ü okuyalım. Fakat havalar soğuyup okullar açılınca geride bir avuç insan kalıyor. Gördüğünüz gibi araya üçüncü cümle girdiği için düşüncenin akışında bir bozulma olmuş.
Cevabımız C seçeneği olur. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir zaman çocuk olan yetişkinlerin hali hazırda yaşadıkları kaygılara ve onların çocukken kabullenemedikleri ya da baş edemedikleri gerçeklere karşı savaşamayacağı için kendini yaşadığı bu yoğun duygulardan kurtarmak ister. Hele ki bu aciz ve sevgiye muhtaç olan bir çocuksa kazanamayacağı bir savaşa karşı bir savunma geliştirir. Aksi halde bu duygular ona taşıyamayacağı kadar acı gelir. Beynin görevi her zaman için kişinin kendini korumasıdır ve bu iki yolla gerçekleşir: savaşmak ya da kaçmak. Bir çocuğun kendisini en savunmasız hissettiği yer, zaman zaman ailesi de olabileceği için çocuk çeşitli davranışlar geliştirir. Aşırı derecede rahatsızlık veren bir kaos türüne maruz kalan birey, bu karmaşa ve belirsizlik duygularından kaçmak için bastırma ve çözülme mekanizmasını harekete geçirir. Çocukların duygularının yaşantısını anlamak için yetişkinlerinkini anlamak daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çocuk, unutmak, yok saymak istenilen duygusal çatışmalar için inkar savunma mekanizmasına başvurur. Sevgili arkadaşlar, bakın, çocukken kabullenemedikleri gerçeklere karşı savaşamayacakları için kendilerini bu duygudan kurtarmak istiyorlar çocuklar. Ve burada bakın, savaşmak ya da kabullenmişlik var. A seçeneğine baktığımız zaman da beynin görevinin her zaman için kişinin kendini koruması olduğu ve bunun iki yolla gerçekleştiği bilgisi var. Savaşmak ya da kaçmak şeklinde, ki zaten savaşamayacağı için kendini kurtarmak ister diyor. Bu yüzden parçamızın başına düşüncenin akışına göre A seçeneğindeki cümle getirilmelidir. Doğru cevabımız A olacaktır. Bu parçanın dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? E seçeneğinde betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır diyor. Betimleme demek, varlıkların belli başlı özelliklerini tanıtıp göz önünde canlandırmak demektir. Yani sözcüklerle, deyim yerinde ise resim çizme işidir. Burada mesela uzun çam ağaçlarından, serviye benzeyen ardıçlardaki uğultulardan bahsettiği için betimleyici bir anlatımdan yararlanılmıştır. Günün belli bir saatinden söz edilmiştir diyor. Evet, akşam ile ikindinin arası gördüğünüz gibi D seçeneği de söylenir. Görsel ve işitsel unsurlara yer verilmiştir. Mesela ışıklı, bu görsel bir ögedir, unsurdur. Hışıltı ise işitsel bir unsurdur arkadaşlar. Parçamızdaki biraz önce söylemiş olduğumuz ifadeler de zaten sanatsal metinlere ait, buna özgü bir anlatım yapıldığı anlamına gelir. Parçamızda bilgi verme amacıyla bir yazıdan bahsetmek mümkün değil. Burada yazarın, olayları gözlemleyen kişinin tamamen kendi duygularını dışa vurduğunu görüyoruz. Bir bilgi verme amacı bulunmamaktadır. Cevabımız A seçeneği. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Astronotların uzay mekikleri ya da uzay istasyonlarından çektikleri fotoğraflar o kadar olağanüstü güzelliktedir ki, görenlerde usta bir ressamın elinden çıkmış değerli bir tablo etkisi uyandırır. Bu fotoğraflar çeşitli araştırmalarda veri elde edebilmek için istenen ayrıntıları ön plana çıkaracak şekilde çekilir. İnsan gözünün göremeyeceği renkler kullanılarak gözlem uyduları tarafından, astronotların baktıkları açıdan onların gördükleri gibi çekilmiştir. Şimdi 5 numaralı cümlemize kadarki olan cümlelerde astronotların uzay istasyonundan çektikleri fotoğrafların olağanüstülüğüne değinildiğini görüyoruz. 5. cümlemizden itibaren ise farklı bir konuya değinilmiş. Bakalım. İçinde yaşadığımız asır uzay araştırmalarında yeni teknolojilerin kullanıldığı bir dönem olacak. Bakın, burada uzay araştırmalarındaki yeni teknolojilerin kullanılmasıyla alakalı bir bilgi var. Ve kullanılan yeni teknolojiler sayesinde uzay daha iyi anlaşılacak, daha önce bilinmeyen birçok şey bilinir hale getirecek. Yani 5'ten itibaren yeni teknolojilere değinildiği için parçamız iki paragrafa ayrılsa, ikinci paragrafımızın ilk cümlemiz de 5 numaralı cümle olacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Bu parçada söz edilen kitabın eleştirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dilin iyi kullanılması eksiksiz bir iletişim için gerekli. Kurallara uymadan sınırlı sayıda sözcükle düşüncelerin ifade edilmeye çalışıldığı bu kitabın etkili konuşamayacağı bir gerçek. İlk başta olayı anlatmaya yeterli gibi görünen bir cümle üzerinde düşünüldüğünde çok farklı anlamlar taşıyor olmalıydı. Bu kitap için bunu tam anlamıyla söylemek pek mümkün görünmüyor. Fakat seçilen konu başlıklarının çarpıcılığı da kitabın bu zayıf yönünü bir nebze de olsa gölgelemiştir. İçeriği ile içeriği aktarmada kullanılan dilin birbirini tamamlamaması.
Kitapta işlenen konuların düşünceyi aktarırken kullanılan dilin önüne geçmesi, düşüncenin etkili ifade edilmesini sağlayacak söz dizinlerine özen gösterilmemesi, kitabın içeriğinde yer alan cümlelerde okuyucuyu farklı düşünmeye yönlendirecek ifadelerin seçilmemesi, anlatımda dilin zenginliğini ve kurallarının yeteri kadar işlenmemiş olması. Sevgili arkadaşlarım, ilk başta olayı anlatmaya yeterli gibi görünen bir cümle, üzerinde düşünüldüğünde çok farklı anlamlar taşıyor olmalıydı diyor. Bu da söz edilen kitabın eleştirilme nedeninin kitabın içerisinde yer alan cümlelerde okuyucuyu farklı düşünmeye yönlendirecek ifadelerin seçilmemesinden kaynaklandığını bize göstermektedir. Bakın çok farklı anlamlar taşımalıydı diyor çünkü. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği olur. Bu parçaya göre yazarı okuduğu kitaba bağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Son günlerde çok okunan bu yazarın ilk yazılarını hatırlıyorum. Yazma ediminin gizlerini öğrenmeye yönelik deyişler, arayışlar, bir tür kanat alıştırması. Kanat alıştırması diyorum ama şunu hemen söylemeliyim ki belirli bir düzeyi, dil tadını içinde barındıran yazılardı onlar. İşlerinde konu sapmalarının, bilgi yanlarının altında ezilenler de yok değildi. Böyleyken okuyanı kendine bağlayan bir yanları vardı yine de. Okuduğu eserin yazarı tarafından yazılan ilk kitabı olması. Eserde yöresel söyleyiş özelliklerinin yeteri kadar yer alması. Eserin dilinin içerikte yer alan bazı eksiklikleri giderecek ölçüde etkili olması. Okurun dikkatini başka yöne çekecek şekilde konu değişikliklerini barındırması. Dilde daha önce sıklıkla kullanılmayan sözcüklere yer vermesi. Her ne kadar olumsuz durumlar olsa da özellikle belirli bir düzeyi dil tadını içinde barındırdığı için de yazarın okuduğu kitaba bağlayan bir durum şeklinde karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Altını çizmiş olduğumuz yerde de zaten bunu görüyoruz. Özellikle son cümlede de böyleyken okuyanı kendine bağlayan bir yanları vardı yine de. Yani yazarı okuduğu kitaba bağlayan durum eserin dilinin içerikte yer alan bazı eksiklikleri olmasına rağmen bunu giderecek ölçüye etkiye de sahip olmasıdır. Cevabımız C seçeneği olur. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Dostluk bir insana belleğinin doğru çalışmasını sağlamak için gereklidir. Geçmişi anımsamak, onu sırtında taşımak, insanın kendi benini koruyabilmesi için gerekli tek koşul olarak görülebilir. Benin çekip küçülmemesi, oylumunu koruması için anıları bir saksı çiçeğini sular gibi sulamak gerekir. Bu sulama işi geçmişin tanıklarıyla yani dostlarla sürekli temas halinde kalmayı gerektirir. Onlar bizim aynamız, belleğimizdir. Onlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Yalnızca zaman zaman o aynayı parlatsınlar ki yüzeyinde kendimizi görelim. Belleğimizde iz bırakan dostlarımız bırakmayanlara göre bize daha yakındır. Geçmişin olumsuz anılarından sıyrılmanın anahtarı sahip olduğumuz dostlarımızdır. İnsan dostlarından fazla bir şey beklemeden onlara yaklaşmalıdır. Dostlarımızın sayısının fazlalığı bizim kendimize olan güvenimizin kaynağıdır. Anılarımızın canlılığını koruyup kalıcı olmasının ön koşuludur dostlarımızın varlığı. Sevgili arkadaşlar, geçmişi anımsamak, onu sırtında taşımak, insanın kendi benini koruyabilmesi için gerekli tek koşul olarak görülebilir. Nedir görülebilecek olan? Dostluktur. Ve devam ettiğimizde zaten, benim çekip küçülmemesi, oylumunu koruması için anıları bir saksı çiçeğini sular gibi sulamak gerekir. Bu sulama işi de geçmişin tanıklarıyla, yani dostlarla mümkündür diyor gördüğünüz gibi. Bu da parçamızda asıl anlatılmak istenen düşüncenin anılarımızın canlılığını, tazeliğini koruyanın dostlar olduğunu ve bunun da ön koşulunun, kalıcı olmasının ön koşulunun dostlarımızın varlığı olduğunu bize gösterir. Cevap E seçim. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? B seçeneğine baktığımızda polisiye romanlarının en önemli yazarlarından biri de Agatha Christie'dir diyor. İlk cümlemizde polisiye romanların bir numaralı yazarıdır diyor Agatha Christie ile alakalı. Bu da en azından onun polisiye roman türündeki en önemli yazarlardan biri olduğu anlamını bize gösteriyor. C'ye baktığımızda Agatha Christie benzer görünen konulara farklı boyutlar kazandırmayı başarmıştır. Arkadaşlar, peki böyle bir benzerliğe karşın okur her romanda nasıl yeni bir gizem buluyor sorusu da aslında C seçeneğiyle alakalı doğrudan ilişkilendirilebiliyor.
D'ye baktığımız zaman Agatha Christie okuyucunun gördüklerinin arkasında esrarlı bir takım olayları izlemiştir. Zaten özellikle son cümlemizde sağladığı gücü kullanarak okuru yanıltmayı becermesi de bir takım olayların arkasında gizliliğin olduğunu da bize gösteriyor. E seçeneğinde Agatha Christie romanlarında okuyucunun merak duygusunu canlı tutmayı başarmıştır diyor. Bakın arkadaşlar, çizmiş olduğumuz bölümde merak duygusunu uyanık tutan Christie diyor gördüğünüz gibi. A seçeneğinde ise Agatha Christie'nin amacı okuyucuları aynı düşüncede birleştirmektir diyor. Fakat yazarın böyle bir amacı parçamızda geçmiyor. Cevap bu yüzden A seçeneği olur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Otomobil piyasasında birkaç yıl içinde büyük değişiklikler olacağını seziyor, ancak değişikliklerin ne yönde olacağını bilmiyorduk. Firmamızın yaptırdığı piyasa araştırmalarının bulguları, gelecek 10 yılın gençlik yılı olacağını söylüyordu. Nüfusun yaş ortalaması hızla düşmekteydi ve bu kesim otomobil piyasası için bir potansiyel oluşturmaktaydı. Öte yandan bu genç kuşağın öğrenim düzeyinin yüksek olacağı ve bunun da otomobil talebini etkileyeceği anlaşılıyordu. Orta yaş grubunun da ilginç araştırma sonuçları ortaya çıkmıştı. Bu grupta ekonomik otomobil düşkünlüğü artmaktaydı. Otomobil satın alan kadınların sayısı da artıyordu. Bunların çoğu manevrası kolay, küçük ve spor modelleri yeğleyen bekar kadınlardı. İnsanların otomobil tercihlerini belirleyen en önemli etken yaşlarıdır. Manevrası kolay olan otomobiller daha çok kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Kadınların otomobil almaları için otomobillere yeni özellikler eklenmelidir. Genç nüfusun dışındaki diğer yaş gruplarında otomobil satışları düşmektedir. İnsanların otomobilden beklentilerine göre otomobil üreticileri modellerini güncellemektedir. Sevgili arkadaşlar, bakın, genç kuşağın tercihi genellikle ekonomik araç modeli. Bakın, ekonomik otomobil düşkünlüğü artmaktaydı diyor. Bunun dışında otomobil satın alan kadınların sayısı da artıyordu. Kadınların tercih ettiği model ise manevrası kolay, küçük ve spor modellerdi. Yani buradan anlayacağımız, insanların beklentilerine göre firmaların da modellerini güncellediğidir sevgili arkadaşlar. Bakın, zaten firmamızın yaptırdığı piyasa araştırmalarının bulguları gelecek 10 yılın gençlik yılı olacağını söylüyordu diyor. Yani tamamen burada beklentiye göre otomobil üreticilerinin modellerini güncellediği, yenilediği vurgusu var. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünya nüfusunun artması, et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünleri olan talepleri artırırken, pazardaki küreselleşme, ülkeler arası gıda giriş ve çıkışını hızlandırmış, bu da hayvansal üretime dayalı sanayinin hızlı bir şekilde büyümesine neden olmuştur. Hayvancılık, gıda temininde olduğu kadar bir gelir kaynağı olduğu için kırsal alanların kalkınmasında, kırsal alandan kente göçün engellenmesinde son derece önem arz eden bir sektör olmuştur. Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göstermektedir. İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu vurgulamaktadırlar. Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadırlar. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sunmaktadırlar. Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle açıklamaktadırlar. Şimdi bir numaralı cümlemize baktığımız zaman hayvansal üretime dayalı sanayinin hızlı bir şekilde büyümesine neden olduğuyla alakalı vurgunun olduğunu görmekteyiz. İki numaralı cümlemize baktığımız zaman ise sevgili arkadaşlar hayvancılıkla birlikte kırsal alandan kente göçün engellenmesi ve son derece de bu durumun önem arz ettiğiyle alakalı bir bilgi vardır. Yani bir de hayvansal üretimin sanayiye hızlı bir şekilde büyümesine sebep olurken, ikide ise kırsal alanların kalkınmasına değinildiğini görüyoruz. Bu da hayvancılığın farklı yönleriyle değerlendirilip ele alındığı bilgisini bize söylüyor. Cevabımız C. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez. Sinemaya yapıtlarını değerlendirme ölçütlerimiz nedenli farklı, ne kadar çelişkili. Böyle olması da doğal. Hepimiz sinemaya farklı açılardan bakıyor, ondan farklı şeyler bekliyor, farklı biçimlerde doyum sağlamayı ve farklı keyifler almayı umuyoruz. Kimimiz sadelik, ciddiyet ve tutarlılık, kimimiz ölçüsüzlük, çılgınlık ve coşku arıyoruz. Kimimiz hesaplı milimetrik, çok iyi üretilmiş filmlere, kimimiz bir ırmak gibi kendi yolunda akan filmlere düşkünüz. Bir sanat eseri insanlarda aynı duyguları harekete geçirdiği müddetçe başarılı olur. Sinemanın başarısı bakış açılarının çeşitliliğini harekete geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Senarist, senaryosunu yazarken onlarca farklı duyguyu göz önünde bulundurmalıdır.
Seyirci izlediği filmde kendinden bir şeyler buldukça mutlu olacaktır. Sinema insan duygularının beyaz perdeye yansıdığı bir gökkuşağıdır. Arkadaşlar, sinema yapıtlarını değerlendirdiğimizde ölçütlerimizin farklı olması gerektiğine bir vurgu var. Yani öznellik parçamızda vurgulanmaktadır. A seçeneğine baktığımızda ise bir sanat eseri insanlarda aynı duyguları harekete geçirdiği müddetçe başarılı olur diyor. Bu öznellik değil, tamamen nesnelliktir. Yani bir eserin insanların hepsi tarafından aynı duyguyla incelenmesi ya da irdelenmesi ya da değerlendirilmesi anlamında kullanılır. Haliyle de parçanın yazarının böyle bir nesnelci bakış açısına sahip olması beklenemez. Çünkü parçamızın tamamında öznellik hakimdir. Cevabımız A seçeneği. Bu parçada Dostoyevski ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevgili arkadaşlar, A seçeneğine baktığımızda Dostoyevski'nin büyük romanlar yazmaya başlangıcı olarak Yer Altından Notlar eseri gösterilebilir. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar eseri daha sonra Suç ve Ceza ile başlayarak Karamazov kardeşlerden nihayetlenen büyük romanlarına bir başlangıçtır diyor. Gördüğünüz gibi A seçeneğine ulaşabiliyoruz, söylenebilir A seçeneği. C'ye baktığımız zaman Dostoyevski kendi yaşadıklarını romanlarına ustaca yansıtmayı başarmıştır. Bakın, karakterleri aracılığıyla acı kavramına dayalı psikolojik tahliller yaparken kendi iç dünyasına da bir aynadan bakmış ve o aynada gördüklerini olduğu gibi yansıtmıştır diyor. Bu da Dostoyevski'nin eserlerinde kendi yaşadıklarını yansıttığı anlamına gelir. D'ye bakalım. Eserlerinde insana dair birçok konuyu işlemiştir. İnsanın iç dünyası, kararları, kaygıları, özgürlük, insanın varoluşu, inanma, sevgi gibi temalar ağır basar diyor. Bu da insana ait birçok konunun Dostoyevski'nin eserlerinde işlendiği anlamına geliyor. İnsanın varoluşuna dair düşüncelerini işlediği eserleriyle dikkat çekmeyi başarmıştır diyor. Bakın, varoluş hakkındaki düşünce ve imgelemini en net olarak ortaya koyduğu eseridir diyor arkadaşlar. Mesela bu E seçeneğinin doğru olduğu anlamına geliyor. Parçamızda Dostoyevski'nin romancılığının en başarılı yanı felsefi konuları işlemiş olmasıdır gibi bir düşünce ya da vurgu geçmemektedir. Cevabımız B seçeneği olur. Bu parçadan kadın öykü yazarları ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Şimdi B seçeneğine bakalım, konuları ele alış biçimlerinin farklılık gösterdiğine. Yapılan bir araştırmaya göre 1960-1980 yılları arasında öykü kitabı yayımlamış kadın yazarların ele aldıkları konular açısından çizdiği genel tablo çok karmaşık değildir. Söz konusu yazarlardan adları fazla duymamış olanlar daha çok gündelik yaşamla ilgili sorunları yansıtmaya çalışmışlardır diyor. Bakın, burada konuları ele alış biçimlerinin çok fazla farklılık göstermediğine, yalnız aynı da olmadığına bir vurgunun olduğunu görüyoruz. Yani bir farklılık var ama bu üst düzeyde bir farklılık değil. C'ye bakalım. Konu seçiminde günlük yaşantıyı temele aldıklarına bakın, gündelik yaşamla ilgili sorunları yansıtmaya çalışmışlardır diyor. C seçeneğine de değinilmiştir gördüğünüz gibi. D seçeneğinde toplumsal konuları da eserlerinde işlediklerine diyor. Bakın, toplumsal sorunları ayrıntılı olarak değişik yönleriyle ele alıp incelemişlerdir, işlemişlerdir diyor gördüğünüz gibi. D seçeneğine de değinilmiş. E'de sorunların değişik yönlerine eserlerinde yer verdiklerine diyor. Bakın, değişik yönlerden bahsediyor. Fakat parçamızda tanınmış olanlarının daha başarılı olduklarına yönelik bir vurgu ya da bilgi bulunmamaktadır. Cevabımız A. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A seçeneğine baktığımızda ebeveynlerin tatil dönemlerinde eğitime hazırlık niteliğindeki etkinliklere önem vermeleri gerekir diyor. Bakın, son cümlemizde bu durumla hiç karşılaşmaması için anne ve babalara büyük görev düşüyor diyor. A seçeneğine ulaşıyoruz. B'ye baktığımız zaman tatil dönüşlerinde karşılaşılan başarısızlığın altında tatil dönemlerindeki faaliyetlerin etkisi vardır. Bakın, yeni öğretim yılı başladığında yaz tatillerini öğretici faaliyetlerle değerlendirmeyen çocukların şeklinde devam eden cümlemizde B seçeneğine doğrudan ulaşabiliyoruz. Eğitime ara verilen dönemlerin verimli geçirilmesi edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlar diyor. Arkadaşlar, zaten fark kısa sürede kapatılsa da çocukların bu durumla hiç karşılaşmaması için anne ve babalara büyük görevin düşmesi, bu dönemin verimli geçirilmesi gerektiğini ve verimli geçirilmesinden sonra da bilgilerin kalıcı olacağı anlamını
bize ulaştırıyor. D'ye baktığımız zaman tatiller, öğrenci başarılarında tatil öncesine göre gerileme yaşamalarına neden olabilmektedir. İlk cümlemizde bunu görüyoruz. 30 yıl süren araştırmalar sonucunda çocukların yaz tatilinde bir önceki eğitim yılına göre zihinsel yeterlilik bakımından bir ay geriledikleri saptandı diyor arkadaşlar. Yani D'ye de ulaştık. Anne ve babaların olumsuz tutumları çocukların eğitim başarılarını olumsuz etkilemektedir gibi bir durum parçamızda söz konusu değil. Yani çocukların eğitiminde başarısız olunmasının nedeni anne ve baba değil parçamıza göre. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği olur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sözlü iletişimde anlam %80 oranında sözel olmayan unsurlardan elde edilir. Karşımızdaki kişinin ses tonu söylediği şeyden daha çok ipucu verebilir. Emojilerde yazılı iletişime kişisellik katar ve insanlar arasında bir empati kurar. Bu bağ ve kişisellikle etkili bir iletişimin çok önemli iki unsurudur. Dijital iletişimde sözel olmayan işaretler olarak tanımlayabileceğimiz emojiler, bir mesajın ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda bize rehberlik eder. A seçeneğine bakalım. Empatik yaklaşım iletişimin en temel unsurlarından biridir. Bakın arkadaşlar, insanlar arasında bir empati kurar ve bu bağda kişisellikte etkili bir iletişim için çok önemli iki unsurdur. Yani iletişim için önemli iki unsurdan biri empatik yaklaşım. C'ye bakalım. Yazılı iletişimin söze dayalı olmayan sembollerle ifade desteklenmesi iletişimi etkili kılar. Evet, bu da gördüğünüz gibi emojiler sevgili arkadaşlar. İletişim birçok unsurla etkili hale getirilebilecek bir süreçtir. Arkadaşlar, empati ile, kişisellik ile, emojiler ile D seçeneğinin doğru olduğunu da görüyoruz. İletişim halindeki bireylerin birbirlerinden istedikleri en temel şeylerden biri de duygudaşlıktır. Sevgili arkadaşlar, zaten bakın, emojiler bir mesajın ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda bize rehberlik ediyor. Bu da demek oluyor ki zaten bireylerin birbirlerinden istedikleri en temel şeylerden biri de duygudaşlıktır. B'ye bakalım. İnsanlar duygularını söze dayalı olmayan iletişim unsurlarıyla daha iyi ifade eder. Ama böyle bir vurgu parçamızda asla geçmemektedir. Zaten ilk cümlemize baktığımız zaman da %80 oranında sözde olmayan unsurlardan elde edilir vurgusu var. Ama daha iyi ifade eder gibi bir vurgu asla geçmemektedir. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olur. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Dağcılık konusunda yıllar boyu geliştirdiğim bir anlayışım var. Benim için önemli olan sadece zirveye çıkmak değil, dağı bir bütün olarak yaşamak. Teknik açıdan zorlukları olmayan, rahat yürüme ve eski usul tırmanma olanağı veren dağlara çıkmak benim için çok keyifli bir iş. Dağ tırmanmanın zorlukları sizce nelerdir? Dağ tırmanmak zamanla bir tutku haline gelebilir mi? Ne tür dağ tırmanışları yapmaktan hoşlanırsınız? Dağ tırmanmak sizin için güç bir etkinlik midir? Dağcılık sporunun yaygınlaşmasını sağlamak için neler yapılmalıdır? Bakın arkadaşlar, son cümlemizde zaten tırmanma olanağı veren dağlara çıkmak benim için çok keyifli bir iş diyor. Bunu söyleyen haliyle bu da ne tür dağ tırmanışları yapmaktan hoşlanırsınız sorusuna bir cevap karşılığında söylenmiş oluyor. Cevap C seçeneği olacaktır. Bu parçadan hareketle konsept E ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar, A seçeneğine baktığımız zaman sürücülerin işini kolaylaştıracak birçok yazılımı bünyesinde barındırmaktadır diyor. Sevgili arkadaşlar, bakın işaretlemiş olduğum bölümde konsept E insanların gereksinimlerini anlayıp yaşamlarını kolaylaştıran bir yapay zeka sisteminden yararlanıyor diyor. Şimdi A seçeneğine ulaştık. Geldik B'ye. Yapay zeka sistemi kullanılarak üretilen bir otomobil prototipidir diyor arkadaşlar. İlk cümlemizde bunu görüyoruz. Elektronik fuarında yapay zekalı otomobil prototipi konsept E tanıtıldı diyor. Yani B de söylenebiliyor. D de sürüş güvenliğini artırmak için faydalı olacağı düşünülmektedir diyordu. Ayrıca otomatikleşmiş araç teknolojilerini kullanarak sürüş güvenliğini arttırmaya yardımcı oluyor diyor, gördüğünüz gibi D'ye de ulaştık. Otomatik sürücü özelliğini aktifleştirme programına sahiptir diyor E seçeneğinde. Son cümlemizde buna değiniyoruz. Trafiği kontrol ederek otomobili otomatik olarak kullanıyor diyor arkadaşlar. Tanıtımı dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birinde yapılmıştır diyor C seçeneğinde, fakat böyle bir bilgi parçamızda geçmemektedir. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olur. Bu parçada konsept E ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Sevgili arkadaşlar, A seçeneğinde tanıtımın nerede yapıldığına bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen bir fuarda tanıtım yapılıyor. A seçeneğine değinilmiş. C'de sürüş güvenliğini sağlayacağına bakın, sürücü teklifi kabul ederse onu istediği yere güvenli bir şekilde ulaştırıyor diyor. C'ye de değinilmiş. Yapay zeka sisteminden yararlanıyor diyor arkadaşlar. D seçeneğine de değinildiğini görmekteyiz. Otomobiller için tasarlandığına zaten ilk cümlemizde bunu görüyoruz. Elektronik fuarında yapay zekalı otomobil prototipi Concept E tanıtıldı diyor arkadaşlar. Ama kim tarafından geliştirildiği ile alakalı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden cevap B seçeneği olur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Cep telefonları, fotoğraf makineleri, işitme cihazları, oyuncaklar gibi pek çok eşyayı çalıştırmak amacıyla kullanılan pilleri, ömrü bittiğinde çöpe atarken bir kez daha düşünmek gerekir. Pillerin çoğu lityum, gümüş, nikel ve civa gibi zehirli metaller içerir. Bu nedenle de rastgele çöpe atılmamalıdır. Rastgele atılmaları durumunda içerdikleri zehirli maddeler toprak, yeraltı suları, ırmaklar, bitkiler, balıklar ve insanlar için tehlike yaratır. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 3 milyarın üstünde pilin çöpe atıldığı tahmin ediliyor. Bu tehlike geri dönüş olanağı bulunmayan hasarlara bile yol açabilir. Geri dönüş imkanı olmayan pillerin kullanılmaması gerekmektedir. Pile gereksinim duymayacak şekilde kullanılabilecek eşyalar tercih edilmelidir. Pillerin içeriklerindeki zehirli metaller birçok işlevde karşımıza çıkar. Büyük ülkeler pil tüketimlerini azaltmak için çalışmalara ağırlık vermelidir. Atılması durumunda çevreye zararlı olduğu bilinen piller geri dönüştürülmelidir. Arkadaşlar bakın, rastgele atılan piller yeraltı sularına, ırmaklara, bitkilere, balıklara ve insanlara tehlikeler oluşturur diyor. Bu da pillerin zehirli metaller konusunda birçok olumsuz durumda karşımıza çıkacağı bilgisini bize veriyor. Cevabımız C seçeneği. Bu parçadan hareketle pillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birçok makinenin çalışmasında enerji sağlayıcı olarak kullanılır. İçeriği bakımından çevreye en fazla zarar veren maddelerin başında gelmektedir. Mesela böyle bir şey geçmiyor parçamızda. Yani ciddi tehlikeli sonuçlara sebep olacağıyla alakalı bilgi var ama en fazla zararı pil verir diye bir ifade yok. Alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla kullanımı azalacaktır gibi bir tahminde de bulunulmuyor. Kullanıldıktan sonra çevreye çok büyük zararlar vermektedir. Arkadaşlar, kullanıldıktan sonra değil, burada kullanılsın ya da kullanılmasın, çöpe atılması, rastgele atılması durumunda büyük zararlar verdiğine değiniliyor. İnsanlık için vazgeçilmez bir enerji kaynağı olarak görülmektedir gibi bir vurgu da yok. Parçamızda özellikle ilk cümlemizde cep telefonları, fotoğraf makineleri, işitme cihazları, oyuncaklar gibi pek çok eşyayı çalıştırmak amacıyla kullanılan piller şeklinde bir ifade var. Bu eşyalar da günlük hayatımızda gerçekten bize son derece fayda sağlayan eşyalar. Dolayısıyla da pillerle alakalı parçamızda söyleyebileceğimiz ifade birçok makinenin çalışmasında enerji sağlayıcı olarak kullanılmasıdır. Cevabımız A seçeneği. Bu parçaya göre ergonominin asıl amacı nedir? İçinde bulunan koşulların kişiye uygun hale getirilmesine ergonomi denir. Makine ve insan arasında artan ilişki, ofiste oturularak geçirilen uzun saatler ve kullanılan araç gereçlerin çokluğu günümüzde ergonomiyi zorunlu hale getirdi. Artık yalnızca fiziksel koşulların ergonomisi değil, bilgisayar yazılımları ve internet siteleri gibi ögelerin de insana uyumlu hale getirilmesi önem kazandı. Zihinsel algılamayı kolaylaştıran kullanıcı dostu bilgisayar programları ve kolay kontrol edilebilen aygıtların geliştirilmesi de giderek kaçınılmaz oldu. Ergonomi başta mühendislik, mimarlık, tıp, psikoloji ve sosyoloji olmak üzere birçok bilimsel disiplinin ortak çalışma alanıdır. Amaç, insana en iyi şekilde uyum sağlamış sistemler geliştirmektir. Doğal olarak bu amaç yalnızca insanın kendisiyle barışık, uyumlu bir çevrede mutlu olarak çalışması ya da yaşaması değildir. Ergonomi araştırmaları aynı zamanda verimliliği arttırarak insan gücüne dayalı üretimin niteliğinin de artırılmasını amaçlar. Ergonomi araştırmacıları, İş yerlerinde ergonomik düzenlemeler için yapılan her bir dolarlık harcamanın bir yılda 2000 dolarlık tasarruf olarak geri döndüğünü belirtiyor. İnsanın çevresiyle uyumlu bir şekilde yaşamasını sağlamak, üretim faaliyetlerindeki verimliliğe bağlı karı arttırmak, harcamalarda tasarruf sağlayıp giderlerini azaltmak,
Fiziksel koşulların iş gücünü aktif şekilde kullanılabilecek hale getirmek, insanlarla sistemler arasında uyumu sağlayıp verimliliği arttırmak, içinde bulunan koşulların insana, bireye uygun hale getirilmesine ergonomi denir. Özellikle altını çizmiş olduğumuz yerde zaten amacın insana en iyi şekilde uyum sağlamış sistemler geliştirdiğini görüyoruz ve ergonomi araştırmaları aynı zamanda verimliliği arttırmalı diyor. Bu da ergonominin asıl amacının insanlar ve sistemler arasındaki uyumu sağlayıp verimliliği arttırmak olduğunu bize kanıtlıyor. Cevabımız E seçeneği oluyor arkadaşlar. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilmemiştir? A seçeneğine baktığımız zaman ergonomi çağımızda neden gereklidir diyor. Makine ve insan arasındaki artan ilişki, ofiste oturularak geçirilen uzun saatler ve kullanılan araç gereçlerin çokluğu ergonomiyi zorunlu hale getirdi diyor arkadaşlar. Yani A seçeneğindeki soruya bir cevabın olduğunu görüyoruz. C'de ergonomi hangi disiplinleri içermektedir diyor. Mühendislik, mimarlık, tıp, psikoloji ve sosyoloji olmak üzere birçok disiplini içerdiği ile alakalı bilgiler yine görmekteyiz. Ergonomide hedeflenen yararlar nelerdir? Üretimin niteliğinin artırılması mesela D seçeneği de geçiyor. Ergonomi ile ilgili yapılan araştırmalardan neler elde edilmiştir? Gördüğünüz gibi bir yılda 2000 dolarlık tasarruf elde edilmiştir arkadaşlar. Ülkelerin ergonomiye yaklaşımı nasıldır sorusunun bir cevabı parçamızda bulunmamaktadır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B olur.